Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Tarihi karar dedi, sandıktan çıkan sonucu böyle değerlendirdi. İlk kez İstanbul'da Hüber Köşkü'nden seslendi seçmene. Zaferin tüm Türkiye'nin olduğunu vurguladı. Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan bu çok çok önemli. Konuşma bu kez AK Parti'nin balkonunda değildi ama her balkon konuşmasında olduğu gibi kucaklayıcı mesajlar verdi. Hayır verenlere de teşekkür etti. Destek olan liderleri tek tek saydı. Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Bölge bölge, il il referandum sonuçlarının detayına girmedi ama Güneydoğu'ya parantez açtı. Oyların artışına dikkat çekti. Doğu ve Güneydoğu, Anadolu bölgemizdeki oyların ayrıca önemi olduğunu da burada vurgulamak isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını dikkate aldığımızda Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır. Tartışmalar geride kaldı dedi Erdoğan. Yeni dönemin ipuçlarını da verdi. Bilindiği gibi anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen yürürlüğe girmiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değişiklikler 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülen seçimlerle birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde bu tarihe kadar yapılması gereken pek çok iş var. Artık sadece sloganlarla, sadece belirli değerlerin istismarıyla bu ülkede Cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Hazırlık yapmak üzere 2019 yılına kadar önemli bir zaman vardır. Kapıda bekleyenleri de unutmadı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Hüber'in önünde bir kez daha kameraların karşısına geçti. Bu kez mesajları daha sertti. Bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın. Boşuna uğraşmayın. Atalan Üsküdar'a geçti, haberiniz yok. Cumhurbaşkanı yapacağımız çok iş var dedi. Masadaki ilk dosyanın da sinyalini verdi. Hemen bu konuyu Sayın Başbakan'la, Sayın Bahçeli'yle de görüşeceğim. Bir halk oylaması da onun için yaparız.